Öldüler mi acaba? Ölmüşler. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tamam Arzu. Tamam. Tamam sakin ol. Benim bir suçum yok. Benim suçum yok. Elif, hadi. İstemiyorum. Gidelim buradan. Olmaz ama. Ya sen bana beni evime götür demedin mi? Ben de sana söz verdiğim gibi ailene getirdim işte. Ben bu eve girmek istemiyorum. Gidelim buradan. Burası senin evin. Bak, ailen şimdi içeride. Onlara kavuşmak istemiyor musun? İstiyorum. O zaman hadi. Bunlar da nereden çıktı ya? Bırakın beni. Bırakın beni lütfen. Bırak beni diyorum. Bırak beni.
şeyler siz. Kızım sen nereden duydun bunları? Yoksa sen yine rüya mı gördün? Ne rüyası babaanne ya? Duydum diyorum. Kulaklarımla duydum. Sen hala bana inanma. Ama Elif gelince görürsün. Kim söyledi peki? Kimden duydun? Baban mı söyledi? Hayır, babam söylemedi. Seher'den duydum. Seher'den mi? Allah Allah. Seher! Seher! Bir bu eksikti. Ya kahretsin ya, kahretsin. Hepsi o bücür cadı yüzünden. İyi de herif yoktu ki arabada. Ne yaptılar acaba bu kıza? Tabii ya. Tabii. Nurten'in evine gitmem lazım. Belki orada bir ipucu bulurum. Ambulansı arıyorum. Ölmüşler. Emin misin? Evet ya. Olsun. Ben yine de arayacağım. Polisi de ara. Neden? Kazayı gördüm. Bir araç sıkıştırdı bu arabayı. Hatta bir kadın kullanıyordu. Daha sonra aracın içine gelip baktı, hızlıca kaçtı. Plakasını aldın mı? Almak istedim ama maalesef mesafe uzaktı, göremedim. Hadi ya, arayalım şu polisleri artık. Alo? Bir trafik kazası ihbar edeceğim. İnanamıyorum ben. Demek o kazada hafızasını kaybetti, öyle mi? Büyük bir ihtimalle öyle. Yani şu an tek hatırladığı şey ismi mi? Galiba adını da sonradan öğrenmiş. Polise ona başka isim taktıklarından falan bahsetmiş. Allah Allah. Nasıl ya? Ben de bilmiyorum ki Selim. Ne söyledilerse o işte. Adını hatırladı mı? Sonradan mı öğrendi bilmiyorum. Of. Canım benim ya. Neler gelmiş başına öyle. Nerede peki şimdi? Kim kaçırmış olabilir Elif'i? Polis elinden geleni yapacağını söyledi. Her yerde onu arıyorlar. Keşke Melek abla uyanmadan bulabilsek Elif'i. Uyandığında yanında görse yavrusun. Eğer Melek zamanında her şeyi anlatsaydı. Abi, tamam. Şimdi bunları konuşmanın ne zamanı, ne değeri. Haklısın Selim, haklısın. Ben de ne düşüneceğimi bilemiyorum ki artık. Sanki bir kabusun içindeyim. Sonu gelmeyen, bitmeyen bir kabus. Ne olur, güçlü olmaya çalış biraz. Buyurun Ali Hanım, bilseniz mi vardı? Kapıyı kapat da Tuğçe duymasın. Zar zor yolladım zaten odasına. Bir şey mi oldu Ali Hanım? Olanları ben değil, sen anlatacaksın. Ne diyor bu çocuk böyle? Babam Elif'i almaya gitti, eve gelecek dedi. Senden duymuş. Sen mi uyduruyorsun bunları? Niye kafasını karıştırıyorsun çocuğu? Ben bir şey uydurmadım Ali Hanım. Tuğçe doğru söylüyor. Ne diyorsun kızım sen? Şey,
Karakoldan aradılar. Elif bulunmuş. Kenan Bey de duyar duymaz çıkıp gitti. Tuğçe o sıra duydu sanırım. Ne? Elif bulunmuş. Aç oğlum şu telefonu. Aç. Ne diyeceğim ben şimdi? Anne. Kenan. Oğlum duyduklarım doğru mu? Elif. Evet anne. Elif'im yaşıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Tuğçe, Tuğçe Serdar'dan duymuş. Kenan niye daha önce söylemedin oğlum bana? Anne sakin ol lütfen. Kenan, Allah yüzüne baktı. Dualarımız kabul oldu oğlum. Anne, lütfen beni dinler misin? Kenan, torunum nasıl? Nerede bulmuşlar onu? Anne, Elif, Elif yaşıyor ama biri onu karakoldan kaçırmış. Ne? Kaçırmış mı? Bırakın beni, bırakın. Ne olur bırakın, ne olur. Elif, hoş geldin. Bırakın beni. Tamam, sakin ol. Korkacak bir şey yok. Biz sana kötü bir şey yapmayacağız. Neden beni buraya getirdiniz? Ben babama gitmek istiyorum. Elifciğim tamam dedim ama bak sakin ol. Bırakın çocuğu. Gel bakalım. Elifciğim bak. Seninle halletmemiz gereken ufak bir işimiz var. Onu hallettikten sonra ben seni babana götüreceğim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Bak gerçekten götüreceğim seni. Sen babamı tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. Hatta ben senin bütün aileni tanıyorum. Benden sana zarar gelmez. Korkacak bir şey yok, tamam mı? Bak, seni onlara götüreceğim. Sen hiç merak etme. Şimdi neden götürmüyorsun? Ama söyledim ya, halletmemiz gereken ufak bir işimiz var. Onu hallettikten sonra ben seni ailene kavuşturacağım. Sana söz veriyorum, tamam mı? Hadi bakalım, gel benimle. Yok. Yok, hiçbir şey yok. Neredesin Allah'ın cezası sen, ha? Neredesin? Ben iş yerindeydim. Buraya çok yakın değil ama malum açık alan olduğu için pencereden her şeyi gördüm. Ne gördünüz tam olarak? Önde giden araç şuydu. Çok hızlı gidiyorlardı. O yüzden de dikkatimi çekti zaten. Dedim ki bu işte bir terslik var. Daha sonra arkadan gelen araç öndeki aracı sıkıştırmaya başladı. Çarptı mı araca? Yok ama sıkıştırdı. Öndeki araç kaçmaya çalışırken şöyle bir yalpaladı. Arkadan da araba geliyordu. O sırada bir sağ bir sol derken... Yani arkadaki araç kasten mi sıkıştırdı diyorsunuz? Aynen öyle. Öndeki araç ne kadar kaçmaya çalışsa arkadaki o kadar üzerine sürdü. Kazadan sonra ne oldu peki? Kazadan sonra arkadaki araçtaki bayan öndeki kaza yapan araca gelip içerisini iyice inceledi. Daha sonra hızlıca kaçtı. Plakayı almak istedim ama maalesef mesafe uzak olduğu için göremedim. Tamam. İfadenize tekrar ihtiyacımız olursa arkadaşlarımız sizinle irtibata geçebilir. Tabii tabii. Aracın plakasını bilmiyoruz. Etraftaki bütün mobeseleri incelemeye alalım. Karakoldan hala bir haber yok değil mi? Maalesef.
Abi su, çay falan ister misin? Alıp geleyim mi hemen? Yok Selim. Hiçbir şey istemiyorum, sağ ol. Aklım bir yandan da annemde. Ne olmuş anneme? Biraz rahatsızlanmıştı da. Önemli bir şey mi? Yok, her zamanki gibi tansiyonu çıktı. Ama iyi şimdi, merak etmeyin. Canım, sen bir git gör istersen. He? Yok, sizi burada böyle bırakamam. Sen de perişan oldun. Hadi siz gidin eve artık ha. Yok, iyiyim ben. Ne yapıyorum ki? Keşke elinden bir şey gelse. Abi, asıl sen git. Hem anneme de bakmış olursun. Şimdi Elif de öğrendi. Yine fenalaşmasın. Haklısın Selim. Telefonda zor sakinleştirdim zaten. Eve gidip bir bakayım, sonra tekrar gelirim. Tamam. Abi, her şey düzelecek. Ben buna inanıyorum. Allah Elif'i bize bağışladı. Bu zor günleri beraber atlatacağız. İçini ferah tut. Haberleşiriz. Sen geleceksin diye birkaç şey aldırdım. Beğendin mi kıyafetini? Beğendim. Mutfakta da sevdiğin yemekler pişiyor. Hangi yemeği sevdiğimi nereden biliyorsun ki? Biliyorum işte. Hem genelde çocuklar hep aynı şeyleri sever. Başka bir isteğin var mı? Eğer varsa bana söyleyebilirsin. Şey, polis amca demişti ki... Hangi polis amca? Beni babama götüren. Senin çok kötü bir insan olduğunu söylemişti. Ama hiç öyle değilmişsin. Teşekkür ederim. Canım benim. Bak Elif'ciğim, sen burada güvendesin, merak etme. Şimdi biraz dinlen istersen. Gel bakalım. Elif, bak sakın odadan dışarı çıkmıyorsun, tamam mı? Ben ara ara gelip sana bakacağım. Peki. Allah Allah. Bu kapı niye açık kalmış ki? Ne olmuş burada böyle ya? Abla! Enişte! Kavga mı ettiler acaba diyeceğim ama evde yoklar. Üf abla ya, üf ya! Neredesin kim bilir? Allah Allah. Telefona da bakmıyor. Bu da kim şimdi? Ablam mı acaba? Alo? Evet benim. Ne? Ne kazası, ne zaman? Demek torunum hayattaymış. Yaşıyormuş öyle mi? Neredeymiş? Yalnız başına ne yapmış bunca zaman? Mihail'in yanına sığınmış. Peki niye söylememiş benim babamın adı bu, evim şurası diye? Söyleyememiş işte. Peki neden oğlum? Çünkü geçirdiği kazada hafızasını kaybetmiş. Ne? Allah'ım sen koru.
Ah yavrum. Ah güzel gözlü torunum. Demek o yüzden bunca zaman bulamamışız onu. Ben de karakolda ilk duyduğumda mahvoldum anne. Eğer sen yaşıyor dediğinde sana inanmış olsaydık. Daha önce bulmuştuk torunumu. Ben onu aramaktan hiç vazgeçmedim ki anne. Kızım benden uzakta da olsa... Ben onun yaşadığından emindim. Bir yerlerde beni beklediğini biliyordum. İçimden bir ses kızımın yaşadığını söylüyordu. Peki... Selim'e haber verdin mi? Biliyor mu bunları? Biliyor, biliyor anne. Bütün gün birlikteydik zaten. Anne bak... Ben evladıma kavuşabilmek için, ona tekrar sarılabilmek için ne mücadeleler veriyorum. Ama sen, yanı başındaki oğluna elinin tersiyle itiyorsun. Üstelik sırf bir inat uğruna. Yapma anne. Yapma böyle. Melik ablanın başına gelenler. Düşünüyorum da benim başıma gelseydi. Sakın Zeynep. Sakın böyle şeyler söyleme. Zaten Elif'in yokluğu yeterince acı veriyor. Allah kimseye evladıyla ayrı düşürmesin. Baksana Melik ablanın haline. Elif kaybolduğundan beri Melik ablanın yanında olamadım. Melik ablanın yanında olmaya geçtim. Ben kendi karımın yanında bile olamadım. Selim, böyle söyleme. Bundan sonra var gücümle Elif'i arayacağım. Aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Ne sizden, ne de Elif'i aramaktan vazgeçmeyeceğim. Bu halin? Sana ne? Çok mu üzüldün beni böyle gördüğüne? Allah Allah ya. Bak bana hiç bulaşma istiyorsan. Aa, geldiler yine sana herhalde. Bak benim evimde yaşıyorsan. Bak babam gittiğinden beri sen iyice zımanadan çıktın. Ama senin bu saçma salak hanımcılık oyunun bana sökmez. Anlıyor musun beni? Bana sökmez. Annemleri beni ne zaman götürecek acaba? Böcek mi o? Ya uçarsa? Kocaman. Sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin? Bu evin hanımıyım. Benim kim olduğumu öğrenemediğine göre bence sende bir intikal sorunu var anlaşılan. Bitecek bu saltanatın Gonca. Anlıyor musun beni? Bitecek bu saltanatın. İşte o zaman. Ne oluyor ya? Aman ya ne halin varsa gör canım. Canım burnumda bir de bununla uğraşıyorum. Ne yapıyorsun burada? Hadi gel çabuk. Gel gel. Elif, biz seninle konuşmuştuk. Niye çıktın dışarı? Ben... Burada böcek gördüm. Böcek mi? Hay Allah. Daha yeni temizlenmişti o da. Şuradaydı tam. Ay işte orada. Tamam.
Tamam, sessiz ol. İyi de bu böcek değil ki. Ya ben böcek sandım. Yanlış görmüşsün tatlım. Burada böcek falan yok, korkma. O aşağıdaki kadın kimdi? Boş ver sen onu. Korkmuşsun sen. Su getireyim mi sana? Aa. Elif, bak ben şimdi çıkıyorum. Bir daha sakın odadan dışarı çıkmıyorsun, tamam mı? Bak sakın dedim. Ben bunu senin iyiliğin için istiyorum. Tamam, çıkmam. Sorma Tülay abla. Elif'in kaçırıldığını öğrenince çok kötü oldu. Ne diyorsun sen Zeynep? Sorma Tülay abla. Saatlerce ağladı. En son çare hastaneye getirdik biz de. Şimdi nasıl peki? Sakinleştirici verdiler, uyuyor. Canım benim ya. Elif'i kim kaçırmış peki? Vallahi biz de bilmiyoruz abla. Araştırıyorlar. Melek gibi bir kadını şu hale getirdiler ya. Allah'larından bulsunlar. Başka hiçbir şey demiyorum. Zeynep, hangi hastanedesiniz kızım? Ben geleyim hemen. Yok abla, gerek yok. Zeynep, olmaz. Bir başınasın zaten, hamilesin. Yalnız değilim ki. Selim de var. Hem bir aksilik olmazsa inşallah çıkaracağız yarın Melek ablayı. Tamam abla, görüşürüz. Of, ne oldu acaba? Lan, lan Çeto. Tamam oğlum, gidin, ben gelemem, hadi. Tamam, tamam. Kapat. Hayırdır? Akşam akşam. Neredeydin? Seni bekliyordum. Ne oluyor? Ne bu telaş? Erkut. Benim başım belada olabilir. Bela mı? Ne var bunda? En sevdiğin şey, değil mi? Erkut. Şaka yapmanın zamanı değil. Bir kaza oldu. Kaza mı? Benim yüzümden öndeki araba kaza yaptı. Çok mu kötü? Sigorta falan halledilir Arzu, takma kafana. Sigortası ya, öyle bir şey değil. Öldüler. Nurten de, kocası da kazada öldüler. Ne diyorsun sen ya? Erkut. Beni bulamazlar değil mi? Bak ben tekrar hapse giremem. Ben ölürüm orada, anlıyor musun? Ölürüm ben orada. Bir dakika, bir dakika. Sakin ol. Sen tanıyor muydun bu insanları? Tanıyordun. Sen ne işler çeviriyorsun Arzu yine ya? Tamam. Anlat şu işi en başından. Kimdi o arabadakiler? İki ay kadar önceydi. Çiftliğe bir kadın geldi. İnat ederek ancak kendine yapıyorsun Ali'ye. Evladından vazgeçebilecek misin sanki? Kim arıyor? Annem. Açsana.
açmayacağım. Selim, o senin annen. Anneyle evlat arasında küslük olmaz. Aç hadi. Alo. Oğlum. Selim. Efendim. Oğlum. Sesini bile özlemiş. Bunun böyle olmasını sen istedin anne. Zaten Elif'e ciğerim yanıyor. Bir de sen üzüntüden kahretme beni yavrum. Bir tek üzülen sen misin anne? Ben, abim, Zeynep hepimiz mahvolduk. Siz neredesiniz şimdi? Hastanedeyiz. Melik ablanın yanında. O nasıl, iyi mi? Hayır, değil. Hadi iç bakalım üstünü, soğumasın. Bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Gerçekten bütün ailemi tanıyor musun? Annemi, babamı. Evet canım, tanıyorum. Şey, onları anlatır mısın bana? Mesela beni seviyorlar mıydı? Hem de çok. Peki annen nasıl biri? Güzel mi? Annen çok güzel bir kadın. Tıpkı Selin gibi. Yani ben anneme mi benziyorum? Evet tatlım, annene benziyorsun. Hem annenle baban da çok iyi insanlar. Çok merak ediyorum onları. Sokakta aç kaldığımda hep onları düşündüm. Benim de keşke annem olsa, babam olsa dedim. Ben onların yanında olsam... Tamam, tamam. Bak geçti artık işte. Peki annemle babam birbirlerini seviyorlar mıydı? Evet, çok seviyorlarmış. Elif biliyor musun? Annenle baban senin yokluğunda çok üzüldüler. Hatırlayamıyorum ama çok merak ediyorum onları. Rüyamda annemin de babamın da yüzünü bana göstersin diye her akşam Allah'a dua ettim. Yakında tüm ailene kavuşacaksın. Seni gördüklerinde dünyanın en mutlu iki insanı olacaklar. Hadi iç bakalım. Sırf Elif'i alabilmek için insanları ölüme sürükledin yani Arzu, öyle mi? Ya ben nereden bileyim böyle bir şey olacağını? Allah Allah. Elif yaşıyor ha? Necdet Bey'in haberi var mı bu olanlardan? Hayır, Elif'in haberi yok. Erkut, ben ne yapacağım? Bak, beni bulamazlar değil mi? Ha? Tamam, sızlanmanın vakti değil şimdi. Nerede oldu bu kaza? Ben bunları arabayla takip ediyordum. Biraz sıkıştırdım dursunlar diye. Bunlar da panikle dönerken bir anda kaza yaptılar. Nerede oldu bu? Otobanda falan değildi. Tenha bir yoldaydı. İleride binalar gözüküyordu. Peki biri görmüş olabilir mi? Zannetmiyorum. Ben de şoktaydım zaten. Kimseyi görmedim. Öldüklerine emin misin? İnip baktım. İkisi de ölmüşlerdi. Aferin Arzu. İndin bir de poz verdin, öyle mi? Mobese diye bir şey var, bilmem biliyor musun? Her anını kaydetmiştir. Muhakkak da bakarlar. Allah kahretsin, mahvoldum ben. Niye tek başına böyle işlere kalkışıyorsun Arzu? Gördün mü başına gelenleri? Ne yapacağım ben Erkut ya? Ben ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Çoktan o bölgenin kayıtlarını taramaya başlamışlardır. Olamaz ya. Ya ben bittim. Ben mahvoldum. Necdet Karapınar. Yarın sabah duruşmam var. Hadi avukat efendi, çıkar beni bu delikten. Çıktığımda ortada Emiroğlu ailesi diye bir şey kalmayacak.
Annenle babam bu kapının ardında seni bekliyorlar. Bekliyorlar mı? E hadi git çal kapıyı. Elif, bak ne diyeceğim. Bence onlara sürpriz yapmalıyız. Ne dersin? Olur. Tamam, ben saklanıyorum o zaman. Anneciğim buradayım. Anne, anneciğim neredesin? Kızım buradayım. Gel hadi. Anne, anne burada mısın? Anne. Kızım. Niye gelmiyorsun yanıma? Bekliyorum seni. Ama bulamıyorum ki seni. Anne neredesin? Elif? Kızım buradayım. Elif? Anne neredesin? Elif? Ne oldu tatlım, niye ağlıyorsun? Hani annem buradaydı? Arıyorum arıyorum, hiçbir yerde yok. Buradaydı ama ben gördüm, iyice baktın mı sen? Evet, baktım ama yok işte. Hoş geldin. Gidelim buradan. Lütfen gidelim. Olmaz tatlım. Senin evin burası ama. Onunla kalmak zorundasın. Hadi onun yanına git. Hadi gel buraya. Hadi gel. Hayır bırak beni, hayır. Hayır hadi gel buraya. Hadi gel. Bırak beni. Ya hayır. Gel buraya. Bırak. Hadi gel. Hayır. Hayır bırak beni. Hadi gel buraya. Bırak. Hadi gel buraya. Hayır. Hayır. Bırak beni. Elif, canım ne oldu? İyi misin? Onu gördüm rüyamda. Kimi? Onu işte. Aşağıdaki kadını. Çok korkuyorum ben ondan. Tamam canım, korkma. Hiçbir şey yapamaz. Hele ki ben senin yanındayken sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Şimdi seninle bir yere gideceğiz. Nereye? Bir ziyarete. Şimdi söylemem. Sürpriz olsun, tamam mı? Tamam. Necdet seni görünce onun için nelere katlandığımı anlayacak. Neyse, o delikten çıktım ya, şimdilik bu da yeter. Kararın beraat olmasını ben de çok isterdim ama tutuksuz yargılanacak olmamız bile bizim için çok önemli bir gelişme sayılır. Hakimin kanaatinin değiştiğini gösteriyor. Evet evet, çabaların işe yaradı. Sağ ol. Bu arada kimse almaya gelmeyecek mi size? Sürpriz yapacağım dedim ya. Aa evet doğru. İsterseniz ben bırakabilirim evinize kadar. Arabam otoparkta duruyor. Tamam. Buyurun bu tarafta.
Melek abla üşüdün mü? Şimdi eve gidince ben sana güzel sıcacık bir çorba yaparım. İçin ısınır. Elif. Benim de Melo. Abla. Ne yapıyorsun? Bırak kızım. Elif, bu kadar kaçırdı kızım. Abla. Ya kimse yok mu? Yardım edin. Güvenlik abla. Yok mu? Abla bırak. Elif. Ver, mahvedeceğim seni. Yavrum. Ver kızımı. Elif. Kızım. Yavrum! Abla! Kızım! Yavrum! Elif! Yavrumu kaçırıyorlar! Yavrum! Abla Elif, değil o! Yavrum! Kızım! Kızım! Abla tamam! Yavrum! Elif! Kızım! Arzu Hanım. Ne oldu? Kapıda iki polis var. Ne? Sizi soruyorlar. Doktor bey, Melek abla birden niye böyle oldu? Aslında Melek Hanım gibi travma yaşayan hastalarda sık rastladığımız bir durum bu. Hasta acıların üstüne gelemediği için kaybettiği kişiyi bir nesne veya gördüğü herhangi birinin yerine koyabiliyor. Yani normal mi bu? Elbette normal değil. Ben de bu yüzden sizinle konuşmak istedim ya zaten. Bakın, Melek Hanım bugün hem kendine hem de bir başkasına zarar verebildi. Biliyorsunuz değil mi? Ama akşam gayet sakindi. Bu tip hastaların en belirgin özelliklerinden biri de bu zaten. Davranışları, verecekleri tepkiler önceden kestirilemiyor maalesef. Peki ne yapacağız? Melek ablayı nasıl iyileştireceğiz? Bakın sizinle açık konuşacağım. Kendisinin durumu şu an hiç iç açıcı değil. Eğer düzenli bir tedavi programı uygulanmazsa akıl sağlığını kaybedebilir. Yani bize ne demeye çalışıyorsunuz? Daha açık konuşun lütfen. Hastamızın iyiliği için onu ruh ve sinir hastalıkları merkezine yatırmaktan başka çaremiz yok. Ne? Tükenip bitiyor dilimde son.